Milyonlarca öğrenci bugün yarı yıl tatilinin bitmesiyle karne heyecanı yaşadı. Merhabalar hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar, nasılsınız? Nasıl, bugünü özlediniz mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Altındağ'daki Kavaklı Köy İlkokulu'nda karne törenine katıldı. Ederim. Maskeye, mesafeye, hijyene de riayet etmemiş olsaydınız okullar 5 ay açık kalmazdı, değil mi? Onun için ben hepinizi kutluyorum başarılarınızdan dolayı. Milli Eğitim Bakanı Özer çocuklara karne dağıtımında tavsiyelerde de bulundu. Öğretmenlerimizden bir istirhamımız olmuştu. Sizlere ödev vermeyeceklerdi ama bu hiçbir şey yapmayacağınız anlamına gelmiyor, değil mi? Sizden benim küçük bir istirhamım var. Sizlerin nezdinde tüm 18 milyon öğrencimizden bir istirhamım var. Bu 2 haftalık yarı yıl tatilinde tüm öğrencilerimiz en az bir tane kitap okusunlar. Olur mu? Anlaştık mı? Kitabı olmayan öğrencilerimiz de tüm okullar yapmış olduğumuz kütüphanelerden ödünç kitap alsınlar. Onları 7 Şubat'ta geldikleri zaman okuyarak kütüphaneye geri getirsinler. Yarı yıl tatilinin uzatılacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Bakan Özer, "Biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarı yıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitimle devam etmek için okullarımızı açacağız" ifadelerini kullandı. Hani övünüyordunuz ya, şu kadar OSB açtık, sanayide hamle yaptık, ihracata dayalı üretim modeli geliştiriyoruz. Bu nasıl bir model? İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk mecliste konuştu. İran'dan gelen gaz akışının kesilmesiyle ilgili konuyu gündeme getirdi. Milletvekili Öztürk, sanayicinin pandemi sürecinde yaşadığı sorunlardan sonra bir de gaz sıkıntısı çekeceği bu ortamda üretim konusunda sıkıntılar çekeceğini söyledi. Şimdi ne yapacak sanayici? Doğalgazı kesince fabrikalar suyla mı çalışacak diye sordu. Sanayici döviz dalgalanmasıyla zaten bir yıldır maliyet hesabı yapamıyordu. Firmalar ürettiği ürünü kaça satacağını, iş görüşmelerinde hangi fiyatı vereceğini tahmine dayalı hesaplarla yapmaya çalışıyordu. Zam üstüne zam, şimdi bir de doğalgazı az kullanım talimatı. İhracatçıyı, sanayiciyi bu şekilde mi teşvik edeceksiniz? İhracatçı aldığı iş için en az 6 ay önceden sözleşiyor. Maliyet hesabını doğru yapacak ki önünü görebilsin. Ona göre sipariş alsın, üretime başlasın. Aldığı işi zamanında teslim edemeyeceğinden yiyeceği reklamasyon cezasına mı yansın, bir sonraki seneye müşteriyi kaybetme riskine mi yansın? Zamanı gelen sipariş taahhütlerini siz doğalgazı kısıtladığında nasıl yerine getirebilsin? Şimdi ne yapacak sanayici, ihracatçı? Doğalgazı kesince fabrikalar suyla mı çalışacak? Olmayan doğalgazla nasıl üretim yapacak? World Türk Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ ziyaretlerini sürdürüyor. Erdağ bu kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin milletvekillerini ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi verdi. Milletvekilleri ise World Türk'e konuştu, gündemi değerlendirdi. AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de o isimlerden biriydi. Erenler gündeme dair açıklamalarda da bulundu. Geçen hafta sizlerin de bildiği gibi hem bireysel emeklilik desteklerinin artırılması noktasında hem de emeklilerimize ve memurlarımıza yapılacak ek zamın görüşülmesi noktasında çalışmalarımız vardı. Doğalgazın kademeli uygulamaya geçmesi noktasında. Geçen hafta tamamlayamamıştık. Dün itibariyle o kanunumuzu tamamladık. Şimdi 4 maddelik bir kanun teklifimiz var. Onun çalışmaları içerisindeyiz. Şu anda da çalışmalarımız, genel kurul çalışmalarımız devam ediyor. Komisyon çalışmaları, tabii her komisyonumuzun çalışmaları da bu arada devam ediyor. Biz de KEFEK komisyonu olarak kadın istihdamının artırılması, geliştirilmesi, kooperatifçiliğin güçlendirilmesi noktasında bir alt komisyon oluşturduk. Bununla da ilgili bütün erkleri bir araya getirerek hem kurumlar, gerek kurumlardan temsilcilerimizi, gerek sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerimizi çağırarak onları dinliyoruz. Kooperatifçiliğin ve kadın istihdamının geliştirilmesiyle ilgili fikirlerini alıyoruz. Biz de bir
fikir havuzu oluşturuyoruz. Bununla ilgili işte inşallah önümüzdeki haftalarda saha çalışmalarımız da başlayacak. Hem kooperatifler hem de istihdamla ilgili ziyaretlerimiz olacak. İnşallah bunu da kadınlarımızın avantajına olacak şekilde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yani HDP eşittir PKK bir kere daha tescillenmiş oldu. Çok üzüldük gerçekten çünkü demokraside, mecliste, gazi meclisimizde böyle kişilerin yer almasını ne istiyoruz ne de tasvip ediyoruz. Bu noktada çeyrekli çalışmalar başladı. İnşallah en kısa sürede de sonuçlanır ve Gazi Meclisimizde böyle kişilerin olmaması adına yapılan çalışmalar da tamamlanır diyorum. 2002 yılında AK Parti'mizin kurulduğu günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin arkasında olan desteğini hemşerilerimizin her zaman gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Bu anlamda da biz de elimizden gelen gayreti göstererek Kütahya'mız için daha çok ne yapabiliriz sürekli konuşuyor ve o gayretle de çalışıyoruz. Tabii 2002'den bu yana Kütahya'mıza olan yatırımları saymaya kalktığımız zaman burada programımız yetmez. Ama her alanda ciddi yatırımlarımız oldu. Milli eğitim alanında mesela şu anda 24 okulumuz yıkıldı, tekrar yapılıyor. Proje okullarımız var. Sağlık alanında şehir hastanemiz bizleri ve hemşerilerimizi biraz üzdü. Ama bu noktada da çalışmalar sonuna geldi. Biz de sonuna kadar takipçisiydik. Geçtiğimiz haftalarda şirket sahibi de, firmanın sahibi de gelerek o müjdeyi de basınımızla paylaştı, hemşerilerimizle paylaştı. Biz de oradan tekrar ısrarla en kısa sürede tamamlanmasını beklediğimizi ilettik. Gerek Sağlık Bakanlığımız olsun, gerek Kütahya Sağlık İl Müdürlüğümüz olsun, vekillerimizle ve il başkanlığımızla sürekli görüşmeler halinde bu hastanemizi de takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. OSB'lerimiz var, çok ciddi yatırımlarımız var. Geçtiğimiz hafta Tarım Bakanımızı ağırladık Kütahya'mızda ve çok güzel müjdeler aldık kendisinden. Sera OSB bölgemiz inşallah kurulacak ve sadece Kütahya'mızın değil, Türkiye'nin bir göz bebeği haline gelecek. Sera OSB ile çok ciddi bir istihdam da sağlayacak bu anlamda. Hem de üretime çok güzel, ciddi bir katkı verecek. MTA'nın sondaj çalışmalarında da çok güzel sonuçlar alıyoruz. Sıcak su ve termal noktasında zaten bereketli biliyorsunuz Kütahya'mız. Bu manada da onu da OSB ile inşallah taşlandırıyoruz. Birinci OSB'mizde yer kalmadı, doldu. Genişleme çalışmaları yapılıyor. İkinci OSB'miz yine aynı şekilde. Gediz OSB'miz üçüncü genişleme çalışmasında. Tavşanlı OSB'miz yine aynı şekilde. 2002 yılından sonra, 2002 yılından önce bir OSB'miz varken ve çok az istihdam sağlarken şimdi 7. OSB'miz inşallah Zafer Havalimanı'nın yanında Altıntaş bölgemizde Zafer OSB'miz kuruluyor ve inanın istihdam noktasında da talepleri seçiyoruz. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Balıkesir için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmasının ardından yağışın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm hazırlıklarını tamamladı. Kış mevsiminin gelmesiyle hava şartlarından dolayı oluşabilecek aksilikler için Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla gerekli tüm önlemleri alan Büyükşehir Belediyesi, kalifiye personeli ve güçlü araç filosuyla teyakkuzda bekliyor. Kendi sorumluluğunda olan ana arterler ve caddelerde gerekli işlemleri yapan Büyükşehir Belediyesi ayrıca 20 ilçede ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında ihtiyaç dahilinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi koordinesinde destek sağlayacak. Büyükşehir yaklaşık 400 araç ve 1000'in üzerinde personelle vatandaşların olumsuz koşullardan en az şekilde etkilenmesi için 7/24 görev başında bekleyecek. Yaşanacak olumsuzluklarda toplu taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli önlemleri alan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ve şehrin muhtelif alanlarında kontroller gerçekleştirecek Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de her koşula hazırlıklı bir şekilde görevinin başında bekliyor.
Zorlu kış şartlarında maddi durumunun yetersizliği nedeniyle konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşlarsa 444-4010 numaralı hattı arayarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlanıp yardım talebinde bulunabilirler. Dört mevsim sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılayıp bakımlarını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri de can dostlarımızın zorlu kış şartlarında da bakımlarını gerçekleştirmeye devam edecek. Mama tedarikleri sağlayarak tüm dostlarımızı besleyecek düzeyde mama temini yaparak bu noktada hazırlıklı girmiş bulunmaktayız. Aydın'daki birçok antik kentin kültür turizmine kazandırılması için çalışmalar yürüten Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, GEKA ve Aydın Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Neyesa Antik Kenti Kültür Turizminin Yeni Rotası Oluyor projesi sürüyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Serdar Hakan Öztanar Başkanlığı'nda Neyesa Antik Kenti yürütülen çalışmalarda 1800 yıllık tiyatro sahne binasının restorasyonu yoğun bir şekilde devam ediyor. Üst yapısı olan sima bloklarına kadar yerine konuldu. Diğerlerinde de aynı şekilde devam ediyor. Ve tamamlamaların hepsi orijinaline uygun kırıklarını mermerlerle. Doçent Doktor Serdar Hakan Öztaner, Neyasa Antik Kenti'mizdeki milattan sonra 2. yüzyıla ait 10 bin kişilik antik tiyatronun sahne binası için toplam 4 milyon liralık destek aldıklarını ve restorasyon çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. 1960'larda İzmir Arkeoloji Müzesi, ardından 80'lerde Aydın Arkeoloji Müzesi ve 1990'dan bu yana Ankara Üniversitesi kazıları kapsamında arkamda görmüş olduğunuz tiyatronun sahne binası kazıları gerçekleştirildi. Ve Anadolu'daki 4 tiyatrodan birisi podyumu heykeltıraşlık frizlerle podyum frizlerine sahip olan tiyatrolardan birisi Nüza Tiyatrosu. Ve 2000'li yıllarda şu anda profesör doktor olan Musa Kadıloğlu tarafından doktora tezi olarak burası tamamlandı ve restorasyon projesi hazırlandı ve 2019 yılına geldiğimizde Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın bir proje, kültür turizm geliştirmesi üzerine projesi kapsamında Nüza Tiyatrosu'nun sahne binasının ilk katının ayağa kaldırılma çalışmalarına biz Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de tarafından GEKA projesinde kültür turizminin yeni rotası Nüza başlığıyla bu projeyi gerçekleştirdik ve projenin en önemli ayağı sahne binasının ilk katının ayağa kaldırılmasıydı. Ve 2021 yılı sonu itibariyle projenin ilk etabı olan kısmı tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Aydın, Denizli ve Muğla illerinin kalkınmasına yönelik faaliyetler yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı, alternatif turizmin gelişmesi ve bölgede yaygınlaştırılması amacıyla birçok projeye destek veriyor. Ajans, bir alternatif turizm çeşidi olan kültür turizminin bölgede ön plana çıkmasını hedefliyor. Bu amaçla özellikle son yıllarda bölgedeki antik kent ve ören yerlerinin kazı ve restorasyon çalışmalarına destek veriyor. Neyasa Roma döneminde eğitim ve kültür alanında ön plana çıkmış. Antik dönemin ünlü gezgini ve coğrafyacısı Strabo'nun da eğitim aldığı kent olan Neyasa Antik Kenti, stadyumu, köprüleri, tüneli, tiyatrosu, kütüphanesi, Gyanasiumu, agorası, meclis binası, Sütunlu Caddesi ve diğer caddeleriyle Roma mimari mühendisliğinin örnek kentleri arasında yer alıyor. Şeyle, eskiyle yeniyi ayırt etmek için. Ama bütün kırığına göre pantograf tekniğiyle... Neyasa Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Serdar Hakan Öztaner çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Tiyatromuz 3 evreli. Birinci evresi Augustus, ikinci evresi Hadrian, üçüncü evresi
Antoninler dönemi. Dolayısıyla şu an arkamda gördüğünüz tiyatronun sahne binası 1800 yıllık bir cephe ve depremler sonucu yıkılıyor. 2021 yılında tamamladığımız sahne binası restorasyonunda bu 1800 yıllık cephenin ilk katı yeniden ayağa kaldırılmış oldu. Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Doçent Doktor Mehmet Umut Tuncer, antik kentin öneminden söz etti. Bildiğiniz gibi Nisa Antik Kenti Aydın Kültür Mirası'nın en özel değerlerinden bir tanesi. Nisa toplam 220 hektarlık çok geniş bir alana yayılmış antik kent. Nisa'da dikey yapılaşma ve dolayısıyla estetik ve görsele hitap eden bir turistik ziyaret alanı sunuyoruz. Tamamlanan restorasyon projemizle birlikte tiyatronun bu görsel zenginliğe kavuşmuş olması tabii ki Nisa'nın cazibesini kültür turizmi anlamında kat ve kat arttırdı. Aydın Müze Müdürü Abdülbari Yıldız, tüm misafirlerimizi Nisa Antik Kenti'ni muhakkak gezmelerini öneriyoruz dedi. Nisa Antik Kenti'miz Kültür ve Turizm Bakanlığımızca düzenlenmiş öğren yeri statüsünde bulunmaktadır. Her geçen sene ziyaretçi potansiyeli artan bu antik kentimize 2021 yılında toplam 7800 biletli ziyaretçi girişimiz olmuştur. Kazı ve restorasyonların artmasıyla birlikte bu ziyaretçi sayılarımızın da doğru orantı olarak artacağını bekliyoruz. Tüm misafirlerimizi Nisa Antik Kenti'ni muhakkak gezmelerini öneriyoruz. Pamukkale Belediyesi ilçenin tüm mahallelerine öncelikli olan hizmetleri götürmeye devam ediyor. Pamukkale'de üst yapı atağı kapsamındaki Aktepe Mahallesi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmalarını tamamladığı Fatih ve Deliktaş mahallelerinde üst yapı çalışmalarını Pamukkale Belediyesi hızla bitirmişti. Bu mahallelerin ardından altyapı çalışmaları biten Aktepe Mahallesi'nde de çalışmalar bitme noktasına geldi. Nüfus yoğunluğu fazla olan Aktepe Mahallesi'nde yapılması planlanan çalışmaların %90'ı tamamlanmış durumda. Toplam 90 sokakta gerçekleştirilecek çalışmalar 85 sokakta tamamlandı. Aktepe Mahalle Muhtarı Muammer Karataş, Pamukkale Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Şimdi mahallemiz daha önce altyapı, üst yapı sorunlarımız vardı. Başta Büyükşehir Belediye'miz olan Osman Zolan Beyefendi, altyapı çalışmalarını, içme suyu, kanalizasyon, yağmur su hat borularını yeniledik. Elhamdülillah şimdi daha iyi bir seviyeye geldik. Altyapı çalışmaları bittikten sonra da Pamukkale Belediye'miz üst yapı çalışmalarına başladı. Mahalle sakinleri de çalışmalarından dolayı Pamukkale Belediyesi'ne ve Başkan Avni Örke'ye teşekkür etti. Daha önce çamurdu yollarımız. Çok bozuktu ama çok şükür belediye başkanımız Avni Örkü bu konuda yaptığı çalışmalardan dolayı çok güzel oldu. Yollarımız güzel oldu. Tozdan topraktan kurtulduk. Mahallemizde bir üst yapı, altyapı çalışmaları oldu. Tabii bu çalışmaların olması gerekiyor. Yapılması gereken şeyler. Katlandık. Artık son demine geldik yani işlerin. Son aşamasındayız. Şu anda bayağı bir güzelleşti. Az bir işlerimiz kaldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örke, Aktepe Mahallesi'nde tüm üst yapı çalışmalarının tamamlanmasına çok az kaldığını belirtti. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın babası Saadettin Karaman hayatını kaybetti. Allah Celle Celaluhu rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama, her kişi niyetine. Milletvekili Süleyman Karaman'ın 86 yaşında vefat eden babası Saadettin Karaman'ın cenazesi İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenazeye eski Ulaştırma Bakanı ve son Başbakan Binali Yıldırım, 65. Hükümet Dönemi Ulaştırma Bakanı Ahmet Arsan,
Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fuat Oktay, eski bakanlardan AK Parti milletvekili yapan Ahmet Yılmaz, Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan eski milletvekili Sebahattin Karakelli, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Erzincan İlçe Belediye Belde Başkanları, kurum amirleri ve vatandaşların yanı sıra World Türk Marmara Bölge Koordinatörü Mehmet Erdağ ve ekibi de cenaze merasimine katılarak milletvekili Karaman ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Saadettin Karaman'ı cenaze namazını eda ettik. Fani alemden baki aleme yolcu edeceğiz. Allah mekanını cennet eylesin. Seyyiatını, taksiratını hasenata tebdil eylesin. Ölüm baki hepimiz için geçerli. Rabbim ölümün de ayrısını nasip eylesin. Değerli evlatları, ailesi, Süleyman Yücel Şakir Karaman ve bütün aileye başsağlığı diliyoruz. Rabbim onlara hayırlı, uzun ömürler versin. Burada bütün dostlarını, sevenlerini buluşturması da bunun bir ispatıdır. Uzaktan, yakından bu cenaze merasimine iştirak eden bütün dost, kardeş, cemaatimizin de ahirete irtikal eden bütün geçmişlerine Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Rabbim dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Memleketimizi bu virüs belasından da bütün insanlığı kurtarsın bu günlerde diye dua ediyoruz. Ve hepinizden Allah razı olsun. İzmir'in Foça ilçesinde devlet hastanesinde görevli ortopedi uzmanı Dr. Mehmet Bozkurt Taylan'ın emekli edilmemesi için vatandaşlar imza kampanyası başlattı. Kampanyada bir günde 2000 imza toplandı. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 17. maddesine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabiplerin sağlıkları el verdiği takdirde 72 yaşına kadar çalışma olanağı olduğunu öğrendiklerini, bu genelgeye istinaden 68 yaşındaki doktor için kampanya düzenlediklerini belirten vatandaşların sözcülüğünü üstlenen Gülsen Yabacı, İzmir'i Sağlık Müdürlüğü ve Hastane Başhekimliğinden doktorun görevine devam etmesini talep ettiklerini söyledi. 20 yıldır özveriyle görev yapmakta olan ortopedi doktorumuz Mehmet Bozkurt Taylan'ın görev süresinin hakkı olan 4 yıl daha uzatılamayacağını ve görevinin 2022 Ocak ayı sonunda biteceğinin duyumunu aldık. Bu yıl, bu 20 yıl boyunca ailemizin, kardeşimizin, çocuğumuzun tedavisinde hep yanımızda olan ve onlara yardımcı olan doktorumuzun görevinin devamını istiyoruz. Daha önce geçici görevle başka hastaneye gittiğinde Foça'daki hastalar ortopedik olarak ciddi mağduriyetler yaşamıştır. Bu nedenle doktorumuzun Foça'dan ayrılmaması için bu imza kampanyasını başlatmaya karar verdik. Başlattığımız bu imza kampanyasında 24 saatte 2000'den fazla Foçalı imza verdi. Doktorumuzun isteği dışında emekli edilmesinin görevine devam etmesini talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan, il ve ilçe sağlık müdürlerimizden bu konuyu halkımızın isteği doğrultusunda
değerlendirilmesini talep ediyoruz. İlçede devam eden kampanyaya az sayıda da olsa bazı vatandaşların ise olumsuz baktıkları öğrenildi. Pandemi nedeniyle karneleri 2 yıldır elektronik ortamda alan öğrenciler, 2 yıl aranın ardından ilk kez öğretmenlerinin elinden karne almanın heyecanını yaşadı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde Halil Yurtseven İlkokulu'nda öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Karne törenine Yunus Emre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Halil Yurtseven İlkokulu İdaresi, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Enerjilerini bir ölçeceğiz ilk gün. Pandemi böyle yorgun gelenlerle. Karne töreni öncesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından öğretmenlere verilen başarı belgeleri Halil Yurtseven İlkokulu öğretmenlerine Yunus Emre Kaymakamı Atilla Kantay tarafından takdim edildi. Daha sonra ise Yunus Emre Kaymakamı Atilla Kantay ve Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş öğrencilere karnelerini verdi. Alkışlayın arkadaşlar. Halil Yurtseven İlkokulu öğretmenleri Yunus Emre Kaymakamı Atilla Kantay ve Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş'a teşekkür etti. Törende Yunus Emre Kaymakamı Atilla Kantay ve Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş konuşma yaptı. Evet, değerli arkadaşlarımız 2021-22 eğitim öğretim döneminde Şubat tatilini karşılıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin yüzü gülüyor. Kısmen kardan kaynaklanıyor, kısmen de geçmişte bıraktıkları başarılardan kaynaklanıyor. Ben özellikle bu pandemide verdiğimiz sınavda en ön saflarda içtenlikle mücadele eden kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Onlara Sayın Bakanımızın başarı belgelerini iletmekten, tatil belgelerini iletmekten onur duyuyorum. İnşallah bunun devamı da gelecektir. Çok zor şartlarda çalıştınız, güç şartlarda çalıştınız. Motivasyonumuzun zaman zaman kırıldığı zamanlar oldu. Rakamların çok yükseldiği zamanlar oldu. Çocuklarımızı hiç bırakmadınız. Bu yönden özellikle gerek evden eğitim, gerekse okuldan eğitim konusunda fedakarlıklarınızın küçük bir karşılığı olarak bu belgeleri sizlere sunmaktan onur duyacağım. Çocuklarımızın mevcut okulda yüzleri gülüyor. Biraz önce müzik sınıfını ziyaret ettim. Değerli hocamızı da kutluyorum, tebrik ediyorum. Buna ilişkin projeleri de yapabileceğimizi konuştuk arkadaşlarımızla. Yunus Emre ilçemizde 165 okulumuzda 51.950 öğrencimize bugün karnelerini verdik. Öğretmenlerimize yüz yüze eğitim sürecinde göstermiş oldukları çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü'nce Kış Masalı isimli şiir müzik dinletisi düzenlendi. Dinletiyi gerçekleştiren merkezin usta öğreticileri kursiyerlerine ve konuklarına muhteşem bir gece yaşattı. Usta öğreticiler, gaz lambaları ışığında aydınlattıkları sahnede icra ettikleri birbirinden değerli şiirlerle büyük alkış aldılar. Beni sevmiyordun, bilirdin. Bir sevdiğin vardı, duyardın. Çöp gibi bir oğlan, ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Düşlerde sevdim seni. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzücüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen şiir ve müzik dinletisi etkinliği, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün, siyasi partilerin ilçe başkanları, sendika temsilcileri, davetliler ve çok sayıda Halk Eğitim Merkezi kursiyeri katıldı. Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Mustafa Savaş programla ilgili bir açıklama yaptı. Yaklaşık 2 yıldır pandemi nedeniyle bütün etkinlikler iptal edildiğinden dolayı bu anlamda biraz mahrum kaldık. Adeta gönül telimiz paslandı.
Biz de bu etkinliği, bu soğuk kış gününde üşüyen bedenimizin yanında içimizi ısıtacak, yüreğimizi ısıtacak, gönül tenimize dokunacak bir gece olsun istedik. Program sonunda ayakta alkışlanan ekibe Başkan Özcan ve Müdür Şimşek tarafından çiçek takdim edildi. Müdür Şimşek, Kış Masalı Şiir ve Müzik Dinletisi'nin ikinci bölümünün de sahnelenmesini isterken, Başkan Özcan ise konuşmasında ekibe çok teşekkür etti. Kış Masalı gerçekten yüreğimizi ısıttı. Ben sevgili müdürümle şunu istiyorum başkanım, bunun devamı olsun. İkinciyi de yine Kış Masalı 2 diye alalım. Gerçekten çok güzeldi. Fevkalade güzel bir gündü. Bugün 6.30'ya kadar çalıştım. Arkadaşlar dediler ki eve git. Başkanım biraz istirahat et. Ama bu kışımız masalının güzel olacağından emindim. Hem hazırlıkta bulunan bütün arkadaşlarımıza, evini geçen bütün arkadaşlarımıza, yüreğiyle, sesiyle, vurgusuyla, duygularıyla bize bu güzel şiirleri, bu güzel şarkıları dinleten çok değerli heyete çok çok teşekkür ediyorum. Ağlasam sesini duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. Bu derde düşmedim önce. Karabağlar Belediyesi'nin Uzundere Nasrettin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği Uzay ve Havacılık Sergisi törenle açıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özluslu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvi Topu, eşi Fügen Selvi Topu, CHP'nin Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, eski İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, Karabağlar Kent Konseyi Yöneticisi ve Üyeleri, Meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim görevlileri ve yöneticileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Selvi Topu törende konuştu. Bu Nasrettin Hoca heykeli 2014'te seçildiğimden beri kentin gündeminde olan, çok tartışılan bir yerdi. Çok da eleştiriler belediyemize geldi. Bu neyin nesidir, burada ne işi var gibi birçok haklı eleştiriler de vardı. Ve uzun sürede biz yerel yönetim olarak bu aslında içi 4 katlı bina. Buraya nasıl bir fonksiyon verelim diye çok araştırmalar gerçekleştirdik. Sonuçta İzmir'deki önemli mimarlardan Sayın Tamer Başbuğ arkadaşımız bir proje geliştirdi. Ondan rica ettik. O Avrupa'daki birçok çocuklara dönük merkezlerde incelemiş ve bize bir tasarım getirdi. Buranın çocuklara dönük bir bilim, kültür, sanat merkezi olması yönüyle önerisi önümüze geldi. Bizler de bunu arkadaşlarımızla değerlendirdik ve bunun buraya uygun olacağını düşündük ve bu yönde projenin, uygulama projelerinin kendisinden gerçekleşmesini rica ettik. O da projeyi tamamlayarak bize getirdi. Başkan Selvi Topu, İSKAR'ın da yapımına 1 milyon liralık hibe desteği verdiği Nasrettin Hoca Çocuk ve Bilim Merkezi'nin açılışını, geçen aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığına dikkat çekti. Bu projeyle de İSKA'ya da başvurmuştuk. İSKA'nın da desteğini aldık. İSKA da buraya 1 milyon liralık bir hibe desteği verdi. Aslında binamızın açılışını Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Gençlik Merkezi temel atmasında binamızın açılışını yapmıştık. Burada bir havacılık sergisinin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu merkez Karabağlar'daki, İzmir'deki bütün çocuklara hizmet verecek.
Konuşmaların ardından uzay ve havacılık sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar daha sonra 4 katlı merkezi gezdi. Nasrettin Hoca sahnesinde Hacivat ve Karagöz gösterisini izleyen katılımcılar, atölye çalışmalarına katılan çocuklarla sohbet ettiler. Öte yandan sergide çocuklara uzay havacılığı sevdirecek çok sayıda deney istasyonu da yer alıyor. Büyük bir dağ oluşturabilirsiniz ya da mesela bu gölü buradan ayırıp küçük göller oluşturabilirsiniz. İstediğiniz gibi müdahale edebiliyorsunuz. Şekillerin aynı işte bozulmuyor. Hemen şeklini... Hayır şekil hiç bozulmuyor. Suyu bulduk işte. Mesela şu şekilde de yağmur yağdırabiliyorsunuz. Mesela yağmur yağıyor. Elinizi gösterinize, iyice açın elinizi. Mesela yağmur yağmaya başladı orada. Nazirlik Asilliği Hazretleri'nin hem kuruluş aşamasında, yani bina olarak hizmet binası kuruluş aşamasında bir desteğiniz oldu. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, beraberinde Neteo Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler'le birlikte Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ve Yönetim Kurulu üyelerini yeni ofislerinde ziyaret etti. Başkan Arslan, hizmet binasının basın emekçilerine hayırlı olmasını diledi. Evet, hoş bulduk Sayın Başkanım. Bizleri burada ağırlayıp misafir ettiğiniz için biz her şeyden önce sizlere teşekkür ederiz. Sizin nezdinizde bu hizmet binasının basın emekçilerine hayırlı uğurlu olmasını, daha rahat bir ortamda görevlerini yapması için bu yaptığınız çalışmayı da biz sizlere teşekkürü borç biliyoruz. Başkan Arslan çalışmalarından ve projelerinden de söz etti. Nazilli'ye marka değeri kazandıracak olan Uzun Yaşam Köyü projesiyle ilgili bilgiler verdi. Bildiğiniz üzere biz 2015 yılından beri takip ettiğimiz, yani üzerinde yoğunlaştığımız bir proje. Bu projenin ilk aşaması neydi? İşte yer tahsis konusu. İşte bir yıllık ön izin anlaşmasını Sayın Kaymakamımızla imzaladık. Yer tahsisi dün itibariyle Nazilli Ticaret Odası'nın ofisine ve şu anda bir yıl içinde işte hızlı bir şekilde planlamamızı yapmamız gerekiyor şehir planına. Bu konuda da her zaman söylüyorum. Yani bizim önceki sayın valilerimiz, kaymakamlarımız, buna emek veren belediye başkanlarımız, mevcut şu andaki belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız da biz bu projeyi anlattığımızda her zaman bize destekçi oldular. Ve üzerine düşen vazife olduğunda ne gerekirse yapmaları konusunda bizim önümüzü açacak cümleler kullandılar. Yani yavaş yavaş sırayla artık herkesin aşama aşama hangi konuya geldiğinde, işe geldiğinde ona, yani bizim şu anki planlamamızda olması gereken işte bir yıllık şehir planında nedir efendim? Önce büyük şehirden bir 5000'lik, ondan sonra 1/100.000'lik, bunlar önce büyük şehirden, sonra Nazilli Belediyesi Meclisi'nden tekrar büyük şehirden geçerek bu planlama bittikten sonra biz üst yapı aşamasına geçeceğiz. Tabii bunu sizin de demin de söylediniz Sayın Başkanım. Yani bir geniş katılımlı, daha detaylı bir lansman toplantısı yaparak bunları detaylarla anlatmak tabii ki daha doğru. Biz şu anda hem sizi ziyarete gelmişken sizin de bu fırsatı verdiniz. Bir şey noktada bilgilendirmiş olalım. Yani bizim ilk bir yıllık işimiz, planlamamız şimdiden Nazilli Belediye Başkanı'na, Kürşat Engin Özcan'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Hanım'a yapacakları desteklere sizin huzurunuzda şimdiden teşekkür ediyorum. Neto Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, basın bizim olmazsa olmazımızdır, dedi. Sayın Başkanım, değerli basın emekçisi arkadaşlarım, öncelikle böyle bir binayı Nazilli'ye kazandırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum sizleri. Gerçekten hani bana o zaman zaman soruyorlar, konuşuyoruz tüccar, esnaf arkadaşlarla. Herkes işimiz şöyle zor, böyle zor diye anlatıyorlar. Çoğuna diyorum ki kardeşim, bir gazetecilerin yaptığı işi görün, halinize şükredersiniz. Gerçekten çok zor bir meslek icra ediyorsunuz. Doğru haberi en çabuk şekilde insanlara aktarma işi, saat mevhumu, zaman mevhumu olmadan gerçekten çok zor iş. Rabbim yardımcınız olsun bu zor görevi yaparken sizlere. Dolayısıyla böyle bir evi, burası sizin eviniz gibi görüyorum. Çok çok daha önceden hak etmiştiniz. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen de ziyaretlerinden dolayı Başkan Arslan ve Başkan Yüzügüler'e teşekkür etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve işbirliği içerisinde yaşama geçirilen çalışmalar sayesinde Davutlar Mahallesi'nin uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunları çözülüyor. Bölgede ilgili kurumlarla eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 20 sokakla 2 caddenin alt ve üst yapıları bütünüyle yenilendi. Son olarak Gücün, Kavalcı, Emekçi, Eren, Köroğlu, Başaran, Sedef, Çakıcı, Çengel, Asenay'la, Neşe Sokaklar'la İnönü Caddesi'ni tümüyle yenileyen ekipler Fatih Caddesi, Tütüncü, Arapçı, Hazar ve Kavak Sokaklar'da yol yapım çalışmalarına başladı. Altyapı yenileme işleri tamamlanan cadde ve sokaklara zemin iyileştirme çalışmalarının ardından kilit parke taşı döşenecek. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Davutlar Mahallesi'ndeki alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Davutlar Mahallesi'nde hizmet seferberliğimiz hız kesmeden sürüyor dedi. Sayın Başkanımız Ömer Güler'in talimatlarıyla Davutlar'da hizmet hata devam ediyor. Bugün biten yolları gezdik. Gücün Sokak, Kavalcı Sokak, Ekmekçi Sokak, Muhtar Sokak, Eren Sokak, Köroğlu Sokak, bu sokaklarımızı bitirdik. Altyapısıyla birlikte kamunun, halkımızın hizmetine sunduk. Bu sokaklarımız pırıl pırıl vatandaşın hizmetine sunulmuş durumda. 2022 itibariyle çalışmalarımız devam ediyor, hızla devam ediyor. Yine ekiplerimiz Davutlar'da. Bugün itibariyle Fatih Sokak'a girdiler. Fatih Sokak'ta, Tütüncüler Sokak'ta, Efeoğlu Sokak'ta, Hazar Sokak'ta çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede buralarda bitecektir. Teşekkür ederim başkanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sayın başkanımız, burada yol çalışmaları bitti. Biz onları denetlemeye geldik. Nasılsınız? İşlemlerden, yaptığı işlerden memnunuz. Manisa Elektronik Ürün, Güvenlik Sistemleri, Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen, Yunus Emre Belediyesi İrfan Meclisi'nde 3 Şubat 2022 Perşembe günü yapılacak olan oda seçiminde adaylığını açıkladı. Başkan Mehmet Üzen, kongrede adaylığını açıklayarak geçmiş dönemde yapmış olduğu çok güzel çalışmaların olduğundan söz etti. 3 Şubat 2022 Perşembe Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Düğün Salonu'nda kongremiz var. Seçimde adaylı bir kongremiz var. Bu kongre öncesinde biz de resmi olarak yönetici arkadaşlarımızla beraber adaylığımızı açıklamak istedik. Tabii geçmiş dönemde yaptığımız çok güzel çalışmalar var. Mesela Türkiye'de ilk Manisa'da merkezi uydu sistemine geçişle ilgili emeklerimiz var. Üyelerimizin 3308 sayılı meslek kuruluşları kanununda ustalık belgesiyle ilgili istekleri vardı ve bunların hepsine cevap verdik. Belgelendirmede Manisa'da çok güzel işler yaptık. Bundan sonraki süreçte de sektörümüz tamamen teknolojiye bağlı bir sektör. Bu durumda da elektronik cihazların yetkili, bilgili kişiler tarafından yapılmasıyla ilgili bir sürekli mücadelemizi sürdürdük. Fakat kontrol noktasında bu işin kontrol merceği sahada zabıtalar. Bu konuda biz zaten verim alamadık, alamıyoruz. Bununla ilgili gelecek dönemde eğer ki seçimi alırsak, Federasyon Yönetim Kurulu'nda seçilirsek Ankara'da sektörümüzün tamamen Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı'na bağlanmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü tamir edilemeyen, çöpe giden her elektronik cihaz milli bir kayıp. Çünkü tamamen elektronik cihazlar yurt dışına bağımlı. Yurt dışına bağımlı olduğu için devletimize de ekonomik olarak bir kayıp oluyor. Cari açığa sebep oluyor. Onun için bu sektörün tamamen kontrol altına alınması lazım. Belgesiz iş yapanlara ciddi cezaların getirilmesi lazım. Bu şekilde devam edilirse elektronik cihazların tamir edilecek pozisyonda olup da çöpe giden çok telefon, cep telefonu, televizyon, tablet gibi elektronik cihazlar maalesef çöpe gidiyor. Bunların geri dönüşüme kazanılması için yetkili kişiler tarafından yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız olacak. Bir de Manisa'mızda, bugünkü şartlarda büyüyen Manisa'mızda bir elektronikçiler çağrısı hayal ediyoruz. Bunu da
iş yeri edindirme yapı kooperatifi kurarak kirada olan üyelerimiz, elektronikte üretim yapan üyelerimizi bir araya toplayarak Manisa'da bir teknoloji merkezi, teknoloji çarşısı kurmakla ilgili çalışmalarımız olacak. Gelecek dönemde bizim eforumuz tamamen bu işlerle olacak. Biz her zaman üyelerimizin yanında olduk. İyi gününde, kötü gününde her zaman yanlarında olmayı da gayret ettik. Biz bütün üyelerimizin ve vatandaşımızın desteğini bekliyoruz. Kırıkkale'de bir süre önce başlayan esnaf odaları seçimleri devam ediyor. Son genel kurulu Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası yaptı. 1335 üyesi bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulu İl Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Divan Başkanlığını Kasaplar Odası Başkanı Gazi Karafilik'in yaptığı genel kurula Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Ticaret Borsası Başkanı Harun Sümer, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Cebeci, oda başkanları ve oda üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda yönetim kurulu faaliyetleri oy birliğiyle kabul edildi. Tek adaylı yapılan genel kurulda mevcut başkan Köksal Tonga üyelerin tam desteğini alarak güven tazeledi. Genel kurul sonunda odaya hizmetlerinden dolayı eski yöneticilere plaket verildi. Üyelere desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Köksal Tonga, esnaflarımızın bu teveccühüne layık olmaya çalışacağız dedi. Değerli üyelerimiz, 4 yılda bir yapılan genel kurulumuz inşallah sizlerin katılımıyla bugün gerçekleştireceğiz. Gerçi aday olmayınca biraz böyle sönük geçiyor ama bu da bize olan bir güvencenin, bir güvenin itimadı olarak alıyoruz. Bunun için de kendimizi daha çok muhasebe ederek, daha çok çalışarak sizin bize olan bu itimadınıza daha çok layık olmaya çalışacağız. Genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine önemli bir yatırım yapılıyor. Yeni sanayi kooperatifi kuruluyor. Zaten işte şu algıyı kafamızdan çıkarmamız lazım. Kooperatifi kurulmuş kooperatif. Kelkit Kaymakamlığı, Kelkit Belediye Başkanlığı ve Kelkit Sanayi Kooperatifi'nin bir araya gelerek kuracağı yeni sanayi kooperatif sitesinin yeri için toplantı düzenlendi. Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Kelkit Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, Kelkit Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Bingöl, Kelkit Sanayi Kooperatif Başkanı Müslüm Keskin, İl Genel Meclis üyeleri ile yeni kurulan kooperatif üyeleri Kelkit Belediyesi Kültür Evi'nde bir araya geldi. Ya şahsi kanaatimi söylüyorum. Yani gelecekte Kelkit için çok önemli bir yer. 230 küsurdu. 225 dönüm yer, çok büyük alan. Kelkit Belediye Başkanı Aziz Naz konuyla ilgili konuştu. Bu proje bir ihtiyaçtı dedi. Belediyemize geldiler daha doğrusu. Dediler ki biz sanayiye sığmıyoruz. Doğru. Artık Kelkit'e küçük geliyor. Biz buradan çıkmamız lazım. Onun için de bir adım attık. Kooperatif kurduk. Şimdi sanayi kooperatifleri küçük ölçekli tabii sanayiler. Kooperatif kurularak yapılabildiği gibi belediyeler eliyle de bu kooperatif sanayiler kurulabiliyor. Belediyelerin bir amacı olması lazım ki sanayi kurabilsin. Bizim daha önceki yıllarda da hatta seçim vaadimizde de bir sanayi sitesi kurma hesabımız vardı. Şimdi kooperatif kurulu üstlenince dolayısıyla bizim de üzerimizden yük kalkmış oldu. Bize bundan sonra düşen boyutu destek olmak, kooperatifin kuracağı sanayiyi. Başkan Müslüm Keskin de biz sanayi esnafı olarak artık mevcut iş yerlerimizin bizim çalışmalarımızı yeterli olmadığını gördük dedi ve ekledi. Sanayi İl Müdürlüğümüzden aldığımız verilere göre 204 adet iş yeri oluşan sanayi sitemiz, toplam 128 adet mevcut aktif işletme. Bunların içinde oto tamirhane 27, mobilya imalatı 41, plastik ve cam sektörü 22, demir doğrama metal işleri yapan 12, parça malzeme parçacılık işleri yapan 2, mermer atölyesi 9 ve diğer işletmelerle beraber
Toplam 190 adet işletmemiz bulunmaktadır. Bizim amacımız normal sanayi sitemiz. Sağımızın biraz gerisinde kalmıştır. Isınma problemleri bakımından. Daha geniş veya yerlerde dükkanlar yapmak. Özellikle biz yeri büyük istememizin sebebi şudur. Memleketimizin 50 senesine hitap etsin sanayi. Yoksa biz burada 30 kişiye dükkan yapacak olsa 50 dönüm yeri seve seve alırdık. Bu 30 kişinin işini görürdük. Bizim böyle bir niyetimiz yoktur. Biz sayıyı açacağız. Kooperatifimizin üye sayısını çıkaracağız. Destek isteyen, talep eden herkes üretmek şartıyla ki kooperatifin burada ana maddesinde şunu söylüyor bakanlık. Burada dükkan yapıldığı zaman kesinlikle üretim olarak çalışması lazım. Depo yatırım amaçlı bir işletme kesinlikle buna müsaade etmiyor. Sanayimizin şu anda içinden çıkamadığı bir numaralı durum budur. Mevcut depoları boşaltamıyoruz. Adam şahıs kooperatifinden almış. Para vermiş dükkandan istediği gibi kullanıyor. Buna kimsesini çıkaramıyor. Toplantıya katılan üyeler de görüşlerini başkanlarla paylaşarak istişare ettiler, alternatif bölgeler hakkında görüş bildirdiler. Yapacağımız yerimiz bizim 200 yıl hitap edecek buradaki mevcut sanayi kalkacak. Ama mevcut sanayi kalkarken ya buradakileri bir anda yok edemezsin. Ama mevcut sanayi burada kaldırmamız lazım. Şehrin içinde kaldı. Biz de alternatif olarak bypass görevi görmeyeceğiz biz. 100 dönümlük, 50 dönümlük, 200 dönümlük bize mümkün mertebe en fazla ne kadar varsa o kadar lazım ki ya bizim çocuklarımız, torunlarımız da o işlemeyi devam ettirebilsin. Esasen çayır mera alanlarının dışarısında, verimli tarım alanlarının dışarısında, birinci, ikinci, üçüncü derecede tarım alanlarının dışarısında bulunan kıraç araziler tercih edilmeli. Toplantıda Kelkit merkeze 2 kilometre mesafede bulunan Köycük Köyü yakınında 200 dönüm alana yeni sanayi sitesi kurulması kararı alındı. Sivas'ta Şehit Ebu Bekir II. İlkokulu öğrencileri 15 Temmuz ve Şehitler konulu resim sergisi açtı. Okulun giriş katında açılan sergiyi gezenler zaman zaman duygulanlar yaşadı. 5 Temmuz gecesi darbe yendi ve vatanseverler ülkeyi kurtarmaya çalıştı. Okul Müdürü Vahdettin Polat, tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin velilerinin desteğiyle resim sergisi hazırlandığını söyledi. Sergide 15 Temmuz'da vatan ve bayrak sevdalılarının o süreçte neler yaşadığını anlattıklarını belirten Polat, "Çocuklarımız 15 Temmuz'u anlatan o süreçte yaşanan olayları, verilen mücadeleleri fedakarlıkla gösteren resim yaptı" dedi. Evet, burada tüm sınıf seviyesinde öğrencilerimizin 15 Temmuz'da ilgili velilerinden destek alarak yaşanan olayları, vatan sevdalıları, vatanını, milletini, bayrağını seven vatandaşlarımızın, halkımızın nasıl o süreçte neler yaşadığını anlatan, çocuklarımıza da hissettirmeye çalıştığımız bir resim sergisi. Birinci döneme ilişkin eğitim öğretim sezonu, birinci döneme ilişkin yaptığımız bir etkinlik. Burada çocuklarımız ürünlerini yaparken velilerden destek aldılar. Kurslarımız da var. Resim kursundan da destek alarak 15 Temmuz'u anlatan, o süreçte yaşanılan olayları, verilen emekleri, fedakarlıkları gösteren resimler yaptılar. Öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimi bu noktada kutluyorum. Güzel bir çalışma oldu. Emeklerine sağlık. Öğrencilerimize bu bilinci, vatan sevgisini aşılama adına da güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Tüm destek verenlere de teşekkür ediyorum.
Eşsiz bir müzik aleti olan sipsinin sesi kulakların adeta pasını siliyor. Bizler de World Türk Haber ekibi olarak Tekirdağ'a, Burdur'a, Burdur'un Dirmil ilçesine giderek sipsi ustası Dirminli Erol Kan Yıldıran'a sipsi çaldırdık. Tekirdağ'da birçok esere imza atmış rahmetli Emin Demirayağı ve Erik Dalı isimli eseriyle adından halen söz ettiren rahmetli Kadir Püren ustayı konuşup andık. Kızılyaka köyünden Erol Kan Yıldıran. Erol Kan Yıldıran. Düğünlere gidiyorsunuz. Evet, işim şu andaki tek işim düğünlere, eğlence, kınalara, düğünlere, işim çalgıcılık, müzisyenlik. Hatta bugün de Korkut Eli'ye gideceksiniz. Evet, bizi, evet, bugün de Korkut Eli'ye gideceksiniz. Geldik buraya dağın başına, burada sipsi çalacaksınız. Evet. Buraya kadar geldik, bizi kırmadınız. Sanat neredeyse, kültür neredeyse, ben oradayım. Sözü müzeye bırakıyor, sipsi ustası Erol Kan Yıldıran'la eşsiz bir müzik keyfi yaşamanızı sağlıyoruz. Müzik.